Almanca'da bazı fiiller dönüşlü olarak kullanılırlar. Bu dönüş fiilde sich ile ifade edilir. Bunlara ise refleksif verb adı verilir. Genelde fiilden etkilenen kişi öznenin kendisi olduğunda bu dönüşlülük kullanılır. Bu durumda sich aslında kendini anlamını taşır. Bazı durumlarda ise herhangi bir anlamı yoktur. Bunun kalıp olarak öğrenilmesi gerekir. Sich kullanılan kişi zamirine göre değişiklik gösterir. Normal bir cümle içerisinde fiilden sonra gelir. Ama özne üçüncü konumda ise özneden sonra gelir. Yan cümlede ise özneden hemen sonra yer alır. Bazı dönüşlü fiiller nesne ile kullanılırken bazıları nesnesiz kullanılabilir. Bazıları ise hem nesneli hem de nesnesiz kullanılabilir. Bu durumda anlam değişikliği olabilir. Cümle içerisinde akuzatif bir nesne varsa o zaman bu dönüşlü kısım datif olarak kullanılırken cümle içerisinde akuzatif bir nesne olmadığında bu dönüşlü kısım akuzatif olarak kullanılır. Bir cümle içerisinde iki tane akuzatif nesne olamayacağı için akuzatif olduğunda bu dönüşlülük otomatik olarak datife dönüyor. Akuzatif olmadığında da bu akuzatif ihtiyacını refleksif pronom karşılıyor. Tabii ki bu durum bu şekilde kullanılan fiiller için geçerli. Kişi zamirleri de refleksif olduğunda değişiklik gösteriyor. Akuzatif refleksif pronomla baktığımızda ich, mich, du, dich, sie, es, sich, wir, uns, ihr, euch, sie, sich olarak kullanılıyor. Dativde ise akuzatife göre tek değişiklik gösteren ich ve du kişi zamirleri bunlar sırasıyla mia ve dia oluyorlar. Diğerleri ise akuzatifde olduğu gibi aynı. Aradaki farkı doğru bir şekilde anlayabilmemiz için örnekleri ich ve du kişi zamir üzerinden yapmaya çalışacağım. Daha sonrasında ise er, sie, es kişi zamirleri için de göstermeye çalışacağım. Haydi gelin örneklerimize geçelim. İlk fiilimiz sich waschen. Sich waschen. Bu fiil kendini yıkamak anlamına geliyor. Waschen yıkamak anlamına gelen bir fiil. Ama bu sich ile kullanıldığında artık fiile kendini anlamı katılıyor. Ich wasche mich dediğimde kendimi yıkıyorum demiş oluyoruz. Bu cümlede herhangi bir akuzatif nesne yok. Bu nedenle buradaki dönüşlülük akuzatif olarak kullanılıyor. Akuzatifi bulmak için fiile kimi, neyi soruları sorabilirsiniz. Burada kimi yıkıyorum? Kendimi. Kendimi kelimesini peki cümleye nasıl vermem gerekiyor? İşte buradaki dönüşlülük ile. Aynı fiili kullanarak bir de akuzatif nesne kullanalım. Böyle bir durumda artık bu dönüşlülüğün datif olarak kullanılması gerekiyor. Ich wasche mir die Hände. Ich wasche mir die Hände. Ellerimi yıkıyorum. Burada die Hände akuzatif bir nesne olarak kullanılıyor cümle içerisinde. Bu nedenle buradaki refleksif pronomun datif olarak kullanılması gerekiyor. Aklınıza ilk soru gelebilir. Neden ich wasche meine Hände demiyoruz da bu şekilde kullanıyoruz? Günlük konuşmada meine Hände şeklinde kullanıldığını bazen duyuyorum. Ancak doğru kullanımı bu şekilde. Burada ellerimi yani benim ellerimi anlamında buradaki mia katıyor. Bir diğer fiilimiz sich anziehen. Sich anziehen. Giyinmek anlamına geliyor. Üstünü giyinmek anlamında kullanılıyor. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Bu cümle üstümü giyiniyorum anlamına geliyor. İlk başta her zaman kendimi anlamı katmadığından bahsetmiştim. Bu buna verilebilecek örneklerden biri. Bu cümle içerisinde ek bir akuzatif nesne olmadığı için sich burada akuzatif olarak kullanılıyor. Yani akuzatif refleksif pronom. Ama ben giydiğim nesneden bahsedersem o zaman bu nesne otomatik olarak cümle içerisinde akuzatif bir nesne olacak. Bu nedenle burada artık refleksif pronomunun datif olarak kullanılması gerekiyor. Örnek: Ich ziehe mir die Jacke an. Ich ziehe mir
Die Jacke an. Ceketimi giyiyorum. Neyi? Ceketimi. Buradaki ceket akuzatif bir nesne olduğu için artık mich değil, mia kullanıyoruz. Aynı durum sich ausziehen. Sich ausziehen fiili içinde geçerli. Bu da üstünü çıkartmak anlamına geliyor. Aslında bir önceki fiilin zıttı. Ich ziehe mich aus. Ich ziehe mich aus dediğimde üstümü çıkarıyorum demiş oluyorum. Burada neyi çıkarttığımdan bahsetmiyorum. Genel bir tabir kullanıyorum. Ama özel olarak hangi kıyafetimi çıkarttığımdan bahsedersem o zaman bu kelime cümle içerisinde akuzatif bir nesne olacağı için burada dativ refleksif pronomunu kullanmamız gerekiyor. Hemen bir örnek yapalım. Ich ziehe mir die Jacke aus. Ich ziehe mir die Jacke aus. Burada ceketimi çıkarıyorum demiş oluyoruz. Bu arada cümle içerisinde bir nesne kullanıldığında otomatik olarak bu nesne akuzatif olmuyor. Ancak burada bahsettiğim fiiller akuzatif bir nesneyle kullanılan fiiller olduğu için burada otomatik olarak gelen nesneler akuzatif oluyor. Lütfen bu şekilde aklınızda tutun. Yoksa bu kural bütün fiiller için geçerli değil. Bildiğiniz gibi bazı fiiller sadece datif nesneyle kullanılıyor. Bununla ilgili bir konu tekrar yapmak isterseniz açıklama bölümündeki linke tıklayabilirsiniz. Gelelim bir diğer fiile. Sich verletzen. Sich verletzen. Bu kendini yaralamak anlamına gelir. Örnek: Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Kendimi yaraladım. Burada spesifik olarak nereyi yaraladığımdan bahsetmiyorum. Sadece kendimi yaraladığımdan bahsediyorum. Bu nedenle burada mich kullanılıyor. Ama özel olarak parmağımı, elimi, bacağımı şeklinde belirtmek istersem o zaman buradaki refleksif pronomunun datif olarak kullanılması gerekli. Hemen bir örnek yapalım. Ich habe mir den Finger verletzt. Ich habe mir den Finger verletzt. Parmağımı yaraladım. Buradaki akuzatif nesne den Finger. Bu nedenle burada mich değil, mia kullanılıyor. Ich ve du kişi zamirleri dışındakiler datif ve akuzatif olarak birbirleriyle aynı olduğu için örnekleri ich ve du üzerinden vermeye çalışıyorum. Sich brechen. Sich brechen. Kendini kırmak. Aslında bu şekilde Türkçe'ye çevrildiğinde birazcık saçma duruyor. Brechen fiili bu arada herhangi bir dönüşülük kullanılmadan da kullanılabilen bir fiil. Yani kendiniz dışında, vücudunuzun bir parçası dışında herhangi bir şeyi de kırabilirsiniz. Ama bu durumda artık dönüşlülüğe ihtiyacınız yok. Biz şu an dönüşlü fiillerle ilgilendiğimiz için buna göre bir örnek yapalım. Ich habe mir den Finger gebrochen. Ich habe mir den Finger gebrochen. Parmağımı kırdım. Burada yine nesnemiz parmak anlamına gelen den Finger. Bu arada kendimi kırdım yani ich habe mich gebrochen kullanılan bir tabir bildiğim kadarıyla değil. Bu genelde bu şekilde nesne alması gereken bir fiil. Bununla başka bir örnek yapacak olursak Emma hat sich das Bein gebrochen. Emma hat sich das Bein gebrochen. Emma bacağını kırdı. Burada sich her ne kadar akuzatif gibi dursa da aslında datif çünkü cümle içerisinde bir akuzatif nesne var. Bu da das Bein. Sich putzen. Sich putzen. Kendini temizlemek anlamına geliyor. Yine bu fiil dönüşlü olmadan da kullanılabilir. Örnek: Hast du dir die Zähne geputzt? Hast du dir die Zähne geputzt? Dişlerini fırçaladın mı? Burada cümle içerisinde akuzatif bir nesnemiz var. Bu da dişler anlamına gelen die Zähne. Bu nedenle buradaki refleksif pronomen datif olarak kullanılıyor. Tom hat sich die Zähne nicht geputzt. Tom hat sich die Zähne nicht geputzt. Tom dişlerini fırçalamadı. Buradaki sich yine datif. Bunun sebebi ise cümle içerisinde hali hazırı bir akuzatif nesne olması. Sich vorstellen. Sich vorstellen.
kendini tanıtmak anlamına geliyor. Örnek: Bitte stellen Sie sich vor. Bitte stellen Sie sich vor. Lütfen kendinizi tanıtın. Bu cümle içerisinde herhangi bir akuzatif nesne yok. Bu nedenle buradaki sich akuzatif bir refleksif pronom. Aynı zamanda sich etwas vorstellen diye bir şey de var. Bu ise tamamen bambaşka bir anlama geliyor. O da hayal etmek. Böyle bir durumda artık cümle içerisinde akuzatif bir nesne kullanılması gerekiyor. Bu nedenle sich etwas vorstellen'deki sich her zaman dativ olarak kullanılıyor. Hemen bir örnek yapacak olursak, ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Kendini nasıl hissettiğini hayal edebiliyorum. Burada ilk baktığınızda cümle içerisinde akuzatif bir nesne olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak buradaki akuzatif nesne yan cümle. Yani wie du dich fühlst. Sich rasieren. Sich rasieren. Kendini tıraş etmek anlamına geliyor. Hemen bir örnek yapalım. Ich rasiere mich. Ich rasiere mich. Kendimi tıraş ediyorum. Burada özel olarak sakalımı, bıyığımı şeklinde bir belirtme yapmıyorum. Bu nedenle burada refleksif pronom akuzatif olarak kullanılıyor. Ama ben özel olarak sakalımı, bıyığımı şeklinde bir şey söylersem, böyle bir durumda artık bu refleksif pronomun datif olarak kullanılması gerekiyor. Yani ich habe mir den Bart rasiert. Ich habe mir den Bart rasiert. Sakalımı kestim ya da sakalımı tıraş ettim. Neyi? Sakalımı. Artık burada akuzatif bir nesne var. Bu nedenle mir kullanılıyor. Sich etwas wünschen. Sich etwas wünschen. Kendine bir şey dilemek. Ich wünsche mir ein neues Auto. Ich wünsche mir ein neues Auto. Kendime yeni bir araba diliyorum. Burada akuzatif bir nesne var. Bu da ein neues Auto. Bu nedenle refleksif pronom datif olarak kullanılıyor. Fakat birine bir şey diliyorsanız, böyle bir durumda artık bu fiilin dönüşlü olarak kullanılmasına gerek yok. Hemen bir örnek yapacak olursak, ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Sana bol şans diliyorum. Burada artık kendimizden olay çıkıyor. Başka birine bir şeyler dilediğimiz için refleksif olarak herhangi bir şey yok. Sich etwas kaufen. Sich etwas kaufen. Kendine bir şey almak. Ich habe mir ein Hemd gekauft. Ich habe mir ein Hemd gekauft. Kendime bir gömlek aldım. Bir gömlek aldım deseydim böyle bir durumda mir'e gerek yoktu. Ama ben burada kendime aldım belirtmek istediğim için burada bir dönüşlülük kullanmam gerekiyor. Bildiğiniz gibi kaufen fiili dönüşlü olmadan da kullanılıyor. Hemen bir örnek yapalım. Wir haben gestern ein Auto gekauft. Wir haben gestern ein Auto gekauft. Dün bir araba aldık. Burada herhangi bir şekilde bir dönüşlülük yok. Sadece araba aldığımızdan bahsediyoruz. Bu nedenle gayet normal bir şekilde cümlemizi kuruyoruz. Özetleyecek olursak, Almanca'da bazı fiiller dönüşlü olarak kullanılırlar. Bu dönüşlülük genelde fiile kendine anlamını katar, fakat bazı durumlarda bir anlamı olmayabilir. Bu nedenle bunları kalıp olarak öğrenmek önemlidir. Bir fiil dönüşlü kullanılırken aynı zamanda dönüşsüz bir şekilde de kullanılabilir, ama bu bütün fiiller için geçerli değildir. Buna verilebilecek en güzel örnek waschen fiilidir. Waschen fiili hem normal bir şekilde, hem dönüşlü bir şekilde, hem de nesneli dönüşlü bir şekilde kullanılabilir. Yani sie wäscht das Baby dediğimde o bebeği yıkıyor demiş oluyorum. Burada herhangi bir dönüşlülük yok, çünkü eylemden etkilenen kişinin kendisi değil. Sie wäscht sich dediğimde
O kendini yıkıyor demiş oluyorum. Fakat nereyi yıkadığını tam olarak bilmiyorum. Yüzünü ya da elini olabilir. Burada bir genelleme olduğu için, yani cümle içerisinde akuzatif bir nesne olmadığı için buradaki sich refleksif pronomen da akuzatif olarak kullanılıyor. Aynı zamanda da bir nesne olarak da kullanılabilir bu fiil. Yani sie wäscht sich das Gesicht. Burada spesifik olarak nereyi yıkadığından bahsediyorum ama yine kendine ait bir yeri yıkadığı için yine burada bir refleksif pronomen var. Bu cümlede o yüzünü yıkıyor anlamına geliyor. Umarım bu ikisi arasındaki fark sizler için anlaşılır olmuştur. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın çünkü sizden gelen geri dönüşler benim için çok önemli. Aynı zamanda öğrendiklerinizi tekrar edebilmeniz için de 3 soruluk buraya bir test ekledim. Burada gelmesi gereken refleksif pronomunu lütfen boşluğa yazın. Dilerseniz bunu yorum olarak da bırakabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey belki de bazılarında hiçbir şey gelmemesi gerekiyor olabilir. Bunu lütfen unutmayın. Almanca dil bilgisi kurallarını mantığını kavrayarak ve eğlenceli bir şekilde öğrenmek isterseniz de Udemy'de bulunan online Almanca kurslarımıza göz atabilirsiniz. A1, A2 ve B1 seviyelerinde olan bu kurslarda videolar önceden kaydedilmiş derslerden oluşuyor. Aynı zamanda öğrendiklerinizi tekrar edebilmeniz için ders sonlarına mini testler de ekledim. Dilerseniz telefondan, dilerseniz bilgisayardan derslere katılım sağlayabilirsiniz. Tek seferli kayıt olduktan sonra ders içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Yani bugün kayıt olduktan sonra dilerseniz derslere bir ay sonra dilerseniz hemen başlayabilirsiniz. Ders içeriklerini incelemek, ön izlemesi açık olan dersleri ücretsiz izlemek ve %25 indirimli kayıt olmak için açıklama bölümüne göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.